İyi akşamlar. 16 Kasım Çarşamba. Beyaz Ana Haber hoş geldiniz. Caner Karaer ben. Öyle bir çete ki haklarında onlarca suçlama var. Daha önce mahkumiyet kararı verildi haklarında elebaşı ve çete ile ilgili. Ancak o karar bozuldu. Tekrar yargılandılar ve tekrar haklarındaki mahkumiyet kararı biliyorsunuz az önce de söyledim. İstinaf Mahkemesi tarafından bozulan Adnan Oktar organize suç örgütü üyeleri bugün yeniden hakim önündeydi. Adnan Oktar'a yönetici konumunda bulunduğu için diğer sanıkların cezalarıyla birlikte toplam 8.658 yıl hapis cezası verildi. Adnan Oktar'ın gözlek ediciklerinden Merve Büyükbayrak ve Alev Babun'a da 8.000 yılı aşan cezalara çarptırıldı. Kalın dayar olur mu? Sözün de hiç durur mu? 12 ayda mevsim olur mu? Hakkındaki ilk mahkumiyet kararının bozulmasının ardından yeniden yargılanan Adnan Oktar umduğunu bulamadı. Mahkeme Oktar'a 8.658 yıl hapis cezası verdi. Kamuoyunda kediciklerinin şovuyla bilinen Adnan Oktar, 2018 yılında polisin Kandili'deki villasına düzenlediği baskınla yakalandı. Eş zamanlı baskınlarla aralarında ekranlarda boy gösteren kediciklerin de yer aldığı 226 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 226 şüpheli hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne yardım, siyasal veya askeri casusluğa teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, cinsel saldırı, kişisel verilerin kaydedilmesi gibi başlıkların yer aldığı 24 farklı suçlamayla dava açıldı. Dosyada tam 125 mağdur ve müşteki yer aldı. Aylar süren yargılamanın sonunda mahkeme Adnan Oktar ve örgüt üyesi konumundaki 13 ismi 9.803 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Kararı inceleyen İstinaf Mahkemesi, mahkumiyet kararlarını usulen bozunca yargılamada başa dönüldü. Bu süreçte Adnan Oktar için cezaevinde kendisiyle görüşmeye gelen kadın avukatları ayartıp örgüte kazandırmaya çalıştığı iddiasıyla bir kez daha suç duyurusunda bulunuldu. Yeniden yargılanmaya başlanan Adnan Oktar ve örgüt üyeleri bugün karar duruşması için hakim önündeydi. Mahkeme heyeti ilk olarak Adnan Oktar hakkındaki kararını açıkladı. Örgüt yöneticisi olduğu için diğer zanlıların işlediği suçlardan da sorumlu tutulan Oktar'a toplamda 8.658 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme örgüt yöneticileri Alev Babun'a, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babun'a, Bora Yıldız, Ulviye Didem Ürer, Yiliz Sucu, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan ve Fatma Ceyda Ertüzün'ü de 8.658 er yıl hapis cezasına çarptırdı. Zanlılardan 106'sı silahlı suç örgütüne üyelik suçundan 4 yıl 6'şar ay, 8 sanıksa üye olmamakla birlikte suç örgütüne yardım suçundan 3'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davada 16 kişi de etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Tabi bu karardan sonra sosyal medyada çok fazla mesaj atıldı. Biliyorsunuz bu çetenin, Adnan Oktar'ın ve elemanların en çok kullandığı kelimelerden biriydi. Maşallah ve inşallah, birisi o 8.658 yıl cezanın altına maşallah hocam yazmış. Bize de maşallah demek düşüyor.